Pandispanya yapımı için öncelikle yumurta, toz şeker, un, kakao, sıvı yağ, az miktarda sıcak su ve kabartma tozu. İki yumurtamızın sarısını ve beyazını birbirinden ayırıyoruz. Yumurta çırpılırken yavaş yavaş içine hava alarak köpürmeye başlar. Eğer ters yöne çevirirsem elime, içindeki hava çıkar ve yumurta beyazımın yeniden sönmesine sebep olur. Sarısının içine de toz şekerimi ekleyerek iyice eritinceye kadar çırpacağım. Mayonez kıvamına gelinceye kadar çırpacağım. İyice çırptıktan sonra sarımı ve şekerimi elimdeki 1,5 çorba kaşığı suyumu ekliyorum ve yine 1,5 çorba kaşığı yağımı ekliyorum ve tekrar çırpacağım. Katı malzemelerimi elemem gerekiyor bir arada. Kabartma tozumu da ekliyorum ve eliyorum. Sarısını içine ekliyorum. Mikserle biraz karıştırdıktan sonra yumurta beyazımı ekleyeceğim içine. Yumurta beyazlarımı spatulam yardımıyla yavaş yavaş karıştıracağım. Çünkü mikserle devam edersem yumurta beyazlarımı söndürürüm. Şimdi çemberimizin altına yağlı kağıdımızı saracağız. Çünkü tam olarak sarmazsak pandispanyamız kenarlarından sızabilir. Ne yapıyorum? Pandispanyamın çemberine altına yağlı kağıdımı yerleştirdim ve kenarlarını yavaş yavaş çevire çevire dolanıyorum. Çemberimi tepsimin üzerine koyduktan sonra hamurumu çemberimin içine döküyorum. Önceden 170 derecede ısıtmış olduğum fırınıma pandispanyamı atacağım ve yarım saat pişireceğim. Pandispanyamız hazır. Bıçağımızı yerleştiriyoruz çemberimizin ve pandispanyamızın arasına ve çemberimizi tam olarak dayayıp yavaş yavaş bıçağımızı ve çemberimizi çevire çevire pandispanyamızı çıkaracağız.